Hello and welcome. Today we are going to study the articles and do some exercises about articles and the. Let's start with the first question. Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle daha önce işlediğimiz artikellerle ilgili alıştırmalar yapacağız. Neydi artikellerimiz? E, and ve the. Bir hatırlayalım öncelikle. Biliyorsunuz bir kelimenin önüne gelerek onu tanımlayan artikellerimiz e, and, the'ydı. E, and zaten bunları ayrıntılı işledik. O videomuzu lütfen izleyin öncelikle. O videoyu izledikten sonra bu videoyu izleyip soruları yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü konu bütünlüğü açısından videonun hemen ardından soru çözmek sizin için avantajlı olacaktır. Birinci sorumuzda başlayalım. What time is it? Sorry, I don't have blah blah watch. Evet, burada soruları çözerken kurallarımızı hatırlayacağız. Saat kaç diyor. Üzgünüm, saatim yok. Yani benim bir saatim yok diyeceğim. Şimdi daha önceden bahsedilmediği için ve herhangi bir saatten bahsettiği için e ya da en kullanıyorduk. Peki e ve en arasındaki fark neydi? Kendisinden sonra gelen kelimenin baş harfinin seslenişine bakıyorduk. Sessiz bir harf ise sesli olan e geliyordu. Sessiz bir harf ise en geliyordu. Peki baktığım zaman watch, w, o zaman cevabımız a, e olacak. Have you ever ridden blah blah horse? Sen hiç ata bindin mi? Şimdi burada binilen at belli mi? Değil. O zaman herhangi bir attan bahsediyor. Yine aynı şekilde e veya en kullanacağım. The gitti. Yine baş harfine göre yapıyorduk. Horse diyoruz. H harfi okunuyor İngilizce'de. O zaman e mi olur, en mi? Sessiz olduğu için sesiyle bitmesi gerekiyor. Cevabımız A şıkkı. Do you have blah blah sister? Evet, yine senin kız kardeşin var mı? The sister demesi için o kız kardeşinden daha önceden bahsetmiş olması gerekiyor. Fakat burada ilk defa senin bir kız kardeşin var mı diye soruyor. O zaman yine sister, S, S harfiyle başladığı için yine ben E kullanmak zorundayım. E sister. Senin herhangi, yani senin bir kız kardeşin var mı? We are going to buy blah blah new car next week. Gelecek hafta yeni bir araba alacağız. Ya da arabayı alacağız. Şimdi yeni, the new car. Yeni arabayı mı deriz? Yeni bir araba mı deriz? Yani oradaki herhangi bir arabadan bahsediyor aslında. Ve new sessiz bir harfle başladığı için yine sesli bir harfle bitireceğim. Bu sorular ard arda aynı şık oldu ama bu bir tesadüf. Eğer sesli bir harfle başlasaydı o zaman da cevabımız B, N olacaktı. Okay, gittikçe zorlaşacak sorularımız. İzmir is blah blah city on the coast. Blah blah city has a mild climate. Şimdi iki farklı cümle var. Demiştik ki the'yi anlatırken. Bir tanımlama yapılıyorsa ilk cümlede de kullanılmaz. Çünkü ilk defa bahsediliyor. Fakat daha sonraki kullanılan cümlelerde öncesinde bahsedildiği için artık herkesin aklına aynı şey geliyor. O yüzden de kullanabiliriz dedik. Peki o zaman yaptığım açıklamaya göre ilk cümlede de kullanabilir miyiz? Tabii ki hayır. Çünkü İzmir sahilde bir şehirdir diyeceğiz. O zaman otomatikmen A ve B şıkkı gidiyor zaten. İzmir is a city on the coast. The city has a mild climate. Yani o şehir. İzmir'den bahsettik. O zaman ikinci cümleye tekrar İzmir dememe gerek var mı? The city diyerek İzmir olduğunu zaten anlayacağız. The city has a mild climate. Yani şehrin ılık bir, ılıman bir havası var. Altıncı soru. Are blah blah Bahama Islands in United States of America. Zaten bunu okurken direkt otomatikman söylüyoruz. Bakın, United States of America. Normalde herhangi bir ülkenin önüne the gelmiyordu. Fakat United Kingdom, States gibi ifadelerden önce, yani Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık gibi ifadelerden önce biz the kullanıyorduk. O zaman şu boşluğumuza bizim the mı gelecek? Evet, zaten B ve C şıkkı gidiyor. O zaman şu kuralı da ortaya çıkartabiliriz.
takım adalardan bahsederken the kullanılır. Cevabımız A şıkkı. Miss Green's, Mr. Green's birthday. İşte Bay Green'in doğum günü. Bla bla second week of bla bla June. Şimdi burada yine kurallarımızı hatırlamamız lazım. June dediğimiz Haziran, yani bir ay. Ay isimlerinden önce ne kullanıyorduk? Hiçbir şey kullanmıyorduk. Boş olacak, yani bir boşluk gelecek. O zaman ilk kısma odaklanmamız lazım. B mi C mi? Second, first, fourth, third gibi, birinci, ikinci gibi sıra belirten sayılardan önce biz the kullanıyorduk. The second of June, yani Haziran'ın ikinci haftası derken belli olduğu için the kullanıyorum. Jack will be here in blah blah hour. Evet, güzel bir soru. Jack in içinde demekti. Bir saat içinde burada olacak diyeceğiz. Şimdi burada istisnai bir kelimemiz var. Ne demiştik en anlatırken? Okunuşuna dikkat ediyoruz. Peki hour diye mi okuyoruz, hour diye mi okuyoruz? Tabii ki de sesli bir şekilde hour diye okuyoruz. Yani sesli harf var burada aslında. O zaman benim istisnai bir kural olduğu için normalde E olması gerekirken cevabım N olacak. Bir saat içinde burada olacak. 9. We will stay in blah blah Grand Plaza. Blah blah Argentina. Evet, yine güzel bir soru. Arjantin ülke isimlerinden önce ne yapıyorduk? Hiçbir şey kullanmıyorduk. O zaman hiçbir şey gelmeyecek. Ve cevabımız otomatikmen B. Peki ben buradan hangi sonucu çıkartıyorum? Yine belirli bir yer isminden bahsederken The Grand Plaza diyebilirim. You can see blah blah moon when blah blah sky is clear. Sen ayı gökyüzü temiz, yani açık olduğunda görebilirsin. Şimdi yine bir kuralımız. Biz tek olan varlıklar için the kullanıyorduk. The moon, when the sky. O zaman ikisine de the mı gelecek? Yani gökyüzü ve ay birer tane olan şey. O zaman ben ikisine de the getiriyorum. Yine bakın, az önce söylemiştik benzer bir soru. Fifth diyor. Beşinci. Peki ben sıra sayılarında ne kullanıyordum? The kullanıyordum. O zaman cevap ya A ya B. The Fifth Symphony is most famous. Evet, yine bir kuralımız. Bir maddeden açalım hemen kuralımızı. Superlative ifadelerden önce biz the kullanıyorduk. The most, the fastest, the best. Yani superlative ifadeden önce the kullanıyorum. Sıra sayılarından önce the kullanıyorum. I enjoyed blah blah DV you gave me for my birthday. Çok güzel bir soru. Karşınıza bunun sözcükleri değişerek karşınıza çıkma ihtimali çok yüksek. Ben size söyleyeyim. Şimdi burada DVD'den bahsediyor. Yani DVD'den keyif aldığından bahsediyor. Şimdi bu DVD'yi tanımlayacağız. Ama neye göre? Verilen sonraki cümleye göre. You gave me for my birthday. Doğum günüm için verdiğin DVD. Peki bu DVD daha önceden bilinen ve tanımlanmış bir şey olduğu için ben ne kullanmam lazım? Herhangi bir DVD'den bahsetmiyor. O zaman E ve N gitti. Bana verdiğin diyerek tanımladığı için cevap C. What is the blah blah longest? Evet, hemen sesinizi duyar gibiyim. Hocam burada superlative ifade kullanılmış. O zaman superlative ifadeden önce ben the kullanmak zorundayım. What is the longest river in? Yine bakın, dünya ismi. Tek olan bir şey olduğu için ne olmak zorunda? The world. It is Amazon or Nile. Evet. Yine tek ve özel isimli nehirlerden ne kullanıyorduk? Yine the kullanıyorduk. Buraya yazmayayım. Şimdi cevabı göstereceğim zaten. I am terrible at geography. Coğrafyada çok kötüyüm. Burada peki bir şey kullanacak mıyız? Bir ders isminden önce herhangi bir şey kullanabiliyor muyduk? Hayır. Cevabımızı hemen gösterelim. Bakın. The. Buraya the yazmıştık. The. Yani hem Amazon hem Nil Nehri için de kullanıyoruz. Ve sonunda herhangi bir şey kullanmıyoruz. This school has blah blah great teachers. Çok güzel bir soru. Bu okulun harika öğretmenleri var. Şimdi
Eleyerek gidelim. E kullanabilir miyiz? Ya da neden kullanabilirsek? Great teachers diyor. Bir kuralımız vardı E ve N ile ilgili. E, N herhangi bir anlamına geldiği için kesinlikle çoğul ifadelerle kullanılmaz. O zaman otomatikmen gitti mi? Çünkü teachers diyor öğretmenler. B ve C gitti. Peki, the great teachers, harika öğretmenler. Burada sanki great teachers belirli bir şey ve herkes tarafından bilinen bir şeymiş gibi oluyor. O yüzden cevabımız do da değil, herhangi bir şey gelmeyecek. This school has great teachers. Bu okulun harika öğretmenleri var. I need blah blah potato for this recipe. But we're out. Ne demek we're out? Tükendik. Yani hiçbir şekilde bitti yani. Bizde hiçbir şey yok. Ne diyor? Bu tarif için patatese ihtiyacım var. The potato demesi için o patatesin tanımlanmış olması gerekiyor. Sanki belirli bir patates, başka patates veremez gibi bir anlam çıkıyor. Ama burada herhangi bir patatese ihtiyacı olduğundan bahsediyor. E, P harfi de sessiz olduğu için cevabımız A şıkkı. Thank you. I hope we will see each other on the next video. Take care of yourself. Goodbye.